Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, bir sanayi politikanız var. İşsizliğe çare olamıyor. Mühendisler, teknik kadrolar mezun olmadıkları alanlarda iş arıyor. Ve siz bir sanayi bakanı olarak her üniversite mezununa iş bulamayız diyen Sayın Cumhurbaşkanı'na tek kelime edemiyorsunuz. Hala teknik liselere iş garantili eğitim hakkı sunamıyor. Mesleki eğitim almış gençlerimizin istihdamını teşvik etmiyor. Hala staj ve çıraklık sürelerini emeklilik sürelerinden saymıyorsunuz. Mesleki ve teknik orta öğretimdeki öğrenci sayısı 2015'ten bu yana %20 azaldı arkadaşlar. Ara eleman ya da tekniker yetiştirme deseniz neredeyse yok. Liseden sonra üniversiteye, üniversiteden sonra diplomalı işsizliğe sürüklenen bir ortam yarattınız 20 yılda. Sadece inşaata yatırım yapıp sanayiye ve üretime yatırım yapmadınız. 15-29 yaş grubundaki her 3 gençten biri ne eğitimde ne de istihdamdaysa 6 milyonu geçen bu kayıp kuşağın sorumlusu sizsiniz Sayın Bakan ve sizin iktidarınız. Olmadı, yapamadınız. Maalesef arkadaşlar Türkiye iktidarın politikaları yüzünden bir yandan beyin göçü veriyor, diğer yandan Orta Doğu ve Orta Asya kökenli gariban, vasıfsız iş gücü istihdam eden merdiven altı KOBİ sistemine devriliyor. Sayın Bakan, doğalgaza gelen %48 zam sonrası bu zammı destekliyorum demiştiniz plan bütçede. Sanayinin kullandığı doğalgaza Aralık ayından geçerli olmak üzere %20 daha zam geldi arkadaşlar. Şimdi de yeni aldığımız bilgilere göre BOTAŞ tüm sanayi kesiminde Aralık ayı itibariyle kademeli fiyat tarifesini geçtiğini duyurmuş. Buna göre yılın ilk 9 ayındaki ortalamanın %60'ından fazlasını kullanan sanayici bu aşan kısmı için %48, %20 zamma ilaveten %50 katlamalı tarifeye maruz kalacak. Bu kademeli fiyat katmerli bir zamdır. Bunun için yasal bir altyapı var mıdır Sayın Bakan? Bu konu neden kamuoyuna net bir şekilde açıklanmıyor? Bu düzenleme ile sanayiciye resmen üretme, daha çok ürettikçe sana destek yerine köstek olacağım demektir. Hala zamları destekliyor musunuz Sayın Bakan? Sanayide kullanılan doğalgaza son bir yılda %200, elektriğe %65 zam yapıldı. Bu nedenle sanayici ve üreticinin üretim maliyetleri katlandı. Sanayide basit bir sunta kestirmeye kalksanız bir atölye diğerinden rica ediyor. Çünkü elektrik faturasından canı yanan esnaf makine ısınıncaya kadar para kaybedeceğini düşünüyor. Bu şartlarda nasıl üretim yapılacak? Ya vazgeçecek ya da bu zamları ürünlere yansıtacak. Ama siz bu zamlar üretim maliyetlerini artırır, istihdam kapasitesini azaltır, rekabet gücünü azaltır diyemiyorsunuz. Bu zamlar karşısında kılınızı kıpırdatmıyorsunuz. Sanayiye düşman adeta bir sanayi bakanı var arkadaşlar. Güya konutlara zam yapmadık diyorsunuz değil mi? Pekala, kim ödeyecek o zaman bu zamları? Dönüp dolaşıp vatandaş ödeyecek. Bakanlık bütçenizde yıl bitmeden eridi. Soruyorum Sayın Bakan, elde kalan bu bütçe rakamı ile nedir sanayinin gelişmesi için sizin bilip de bizim bilmediğimiz formül? Deneme yanılma yöntemlerinizle ekonomiyi yapboz tahtasına çevirdiniz. Denedik diyorsunuz ama yanıldık diyemiyorsunuz. Çünkü egonuz buna engel. Göç yolda düzülür misali, öyle olursa böyle yaparız, olmadı şöyle yaparız üzerine kurulu. Ülke uçurumdan aşağı serbest düşüşte. Halkın parasıyla kumar oynuyorsunuz ve sonunda aldanmışız, aldatılmışız diyorsunuz. Halkın artık buna tahammülü yok. Çünkü bıçak kemiği çoktan deldi de geçti. O yüzden diyoruz ki bir an önce seçim, derhal seçim. Sayın Bakan, ulusal savunma sanayinde ve teknolojilerinde elde edilen gelişmeler Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin desteklediği
beşli çeteden önce de vardı, sonra da var olacaktır. Bu notu düştükten sonra şimdi size bir soru sormak istiyorum Sayın Bakan. Daha önce tank palet fabrikasını 50 milyon dolar yatırım vaadi gibi uyduruk bir gerekçeyle Katar Sancak ortaklığına peşkeş çektiniz. Şimdi ise birkaç ay öncesinde Türkiye'nin en büyük düşmanı dediğiniz Birleşik Arap Emirlikleri'ne Aselsan, Havelsan, TUSAŞ, Roketsan hissesi satılacağı doğru mudur? Bu iddiayı hiçbir AKP yetkilisi yalanlamadı. Tekrar soruyorum, bu iddia doğru mudur? Bu kurumlar bu milletin vatan savunmasının temel taşlarıdır. Milletin canının, malının ve bağımsızlığının güvencesidir. Bunları satmak, vatanı satmakla eş değerdir Sayın Bakan. Tekrar soruyorum, bu rezalet, bu kepazelik, bu ülke düşmanlığı doğru mu, değil mi? Net bir cevap bekliyoruz. Sayın İçişleri Bakanı, yüz kızartıcı bir suçun üstünü örtemezsiniz. Yüz kızartıcı suçun üzerine örten İçişleri Bakanı'na nasıl güvenecek bu millet? Böyle bir İçişleri Bakanı nasıl suçla mücadele edecek? Son derece haklı ve meşru sorularımızı tekrar soruyoruz. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sorduk, cevaplamadınız. Milletin kürsüsünden tekrar soruyoruz. Bir televizyon programında kendiniz söylediniz. Mafyadan her ay 10 bin dolar alan siyasetçi kim? Tekrar ediyorum. Mafyadan her ay 10 bin dolar alan siyasetçi kim? Gelelim TÜİK meselesine. Değerli milletvekilleri, TÜİK Cumhuriyet'in önemli kurumlarından biridir. Bu kurumun rakamları 84 milyon vatandaşımızı ilgilendirmektedir. Bu rakamlar üzerine siyasal partiler, ekonomik çevreler, sosyal çevreler politikalar oluştururlar. Resmi istatistikleri eğmek, bükmek, makyajlamak suçtur. Ancak milyonlarca insanın emeğini çalan, %150'lik zamlara rağmen enflasyonu %21 göstermeyi başaran TÜİK yetkilileri suç işlemektedir. Çünkü TÜİK devlet kurumu olmaktan çıkmış, sarayın kurumuna dönüşmüştür. İşçi, memur, emekli zamları belirlenirken TÜİK'in enflasyon rakamları esas alınacak ve sabit gelirler gerçek enflasyon altında ezilecek. TÜİK enflasyon %21 diyor. Bağımsız akademisyenlerden oluşan enflasyon araştırma grubu %58 diyor. Sonra da TÜİK itibarımız zedeliyor diye araştırma grubu hakkında suç duyurusunda bulunuyor. İtibar kaldı mı ki zedelensin TÜİK'te. İktidar TÜİK'i vatandaşın rızkından çalmak için kullandığı bir manevraya dönüştürdü. TÜİK'in adı talimatla üfürükten istatistik üretme kurumu oldu. Türkiye illüzyon kurumu oldu. TÜİK daha önce de kamuoyunda 11 yıl önce dediğiniz gibi Sayın Bakan, Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu gibi çalışmayı bırakmalı. Milletin emeğini, çoluk çocuğunun rızkını çaldığını unutmamalıdır. Değerli milletvekilleri, büyük bir deliliğin içerisindeyiz. Testinin içinde ne varsa ağzından da o dökülür derler. Mekan basmak demek ne demek Sayın Bakan? Kapısında devlet kurumu yazıyor o TÜİK'in. Siz bu ülkenin ana muhalefet liderine, halk adına görev yapan ve kamuya yani tüm vatandaşlara karşı sorumluluğu olan bir kuruma gitti diye mekan bastı diyemezsiniz. 84 milyonun kurumunu kendi mekanınız ya da babanızın malı ya da şirketiniz olarak mı görüyorsunuz? Bu Külhan Beyliği ağzı bir İçişleri Bakanı'na yakışıyor mu? Mekan basmak tabiri mafya ile el ele iş tutanların kullanabileceği bir tabirdir. İçişleri Bakanı'na yakışmaz. Ama üslubu beyan aynı ile insan. Siz bu üslubu kendinize yakıştırıyor olabilirsiniz. Ancak bu diliniz Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı koltuğunda oturan birine ve o kurumun saygınlığına yakışmıyor. Değerli milletvekilleri, aslında Türkiye
Tamamlayın sözlerinizi. Değerli milletvekilleri, aslında TÜİK'in kapıları demokrasiye kapandı. Liyakata kapandı. Bu talimatı kim neden veriyor? Vatandaş çok iyi bilmekte. TÜİK'le beraber demokrasinin de liyakatın da devlet kurumlarında ne hale geldiğini herkes görüyor. Ne demişti Nazım Hikmet? Hiçbir korkuya benzemez halkını satanın korkusu. TÜİK'in kapılarının kapatılması sadece kendi korkusu değil, TÜİK'in talimatla iş yaptıranların da korkusudur. Ancak korkunun ecele faydası yok. Gidiyor gitmekte olan, geliyor gelmekte olan. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Çetin Arık. Sayın Çetin Arık.